Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu videomda dışarıda sobamızda pizza pişirdik. Üzerinde çay yaptık. Fırınına patates attık ve videoyu sizle paylaşmak istiyorum. Öncelikle hamurumuzun içerisine 5 su bardağı un, 3'te 1 su bardağı sıvı yağ, 2 su bardağı su, 1 su bardağı da süt ekledim. Şimdi 2 kaşık da 2 şeker kaşığı diyeyim kurumaya koyuyorum. 2,5 şeker kaşığı tuz eklemiştim. Ve unumu böyle karıştırıyorum şimdi. Tuzumu da ekiyorum. Evet. İlk önce 4 su bardağı denemiştim. Baktım un hamur yeterli gelmeyecek. Dedim sonradan bir bardak daha un ekleyeyim. Bu arada bardağımın ölçüsü 200 mil. Şimdi ben normalde 250 mil kullanıyorum ama arkadaşlar genelde 200 millik bardak kullandıkları için ben de bu sefer 200 millik bardak kullanmak istedim. Bu şekilde cıvık bir hamur yoğurdum aslında ben. Şimdi bir bardak suyumu eklemiştim. Şu an sıvı yağımı koyuyorum. Bardağın 1/3 biri sıvı yağ. Ekliyorum. Bir bardak da süt. Suyum da sütüm de soğuktu. Ben bu hamuru geceden yoğurdum. Ertesi gün için yapmak planladığım için geceden yoğurdum. Soğuk suyla, soğuk sütle ve sabaha kadar hatta o gün öğleden sonraya kadar mayası iyice geldi. Yani iyice bir ekşilendi bu hamurumuz. Artık siz de hamurunuzun kıvamına göre suyunuzu ona göre ekleyebilirsiniz. Ben biraz yumuşak olsun diye içerisine yağ ve süt ekledim. Şimdi hamuru toparlamak için biraz un serperekten toplamaya çalışıyorum. Çünkü bayağı bir yapışkan oldu hamurum. Gördüğünüz gibi videom bayağı uzundu. Hızlandıra hızlandıra ancak bu kadar yapabildim. O sanarak o sanmayın. İnşallah o sanmadan izlersiniz. Evet, hala cıvık. Yani toplamda 5 su bardağı un kullandım. 1 bardak süt, bardağın 1/3 biri sıvı yağ. Bu kıvama gelecek kadar da su. Artık ununuza göre kendiniz ayarlayabilirsiniz. Evet, elimi unlayaraktan hamurumu toplamaya çalışıyorum burada. Biraz yağ suyu koydum üzerine. Biraz da tabanına yağ. Yağ hamuru yumuşak tutuyor. O yüzden bir de kabınıza yapışmamasını sağlıyor. O yüzden altına da üstüne de yağ sürüldüğü zaman hamur kolay oluyor. Hamuru ele alması da kolay oluyor. Evet. Ben bu hamuru yoğurduğumda gece saat 12 falandı herhalde. Yani ertesi gün saat 2'ye kadar, öğlen 2'ye kadar mayalandı. Dışarıda bıraktım. O da ısısı çok bir sıcak değildi. Serindi içerisi. O yüzden buzdolabına koyma ihtiyacı duymadım. Böyle yavaş yavaş geldi mayası. Ertesi gün oldu. Artık pizza yapmanın zamanı geldi. Evet arkadaşlar, buraya kadar izlediyseniz eğer, hala abone değilseniz lütfen abone olursanız ben çok sevinirim. İzlediğiniz kadarına yorum yaparsanız, beğeni atarsanız tabii ki ona da çok sevinirim. Hepinizden şimdiden Allah razı olsun diyorum. Evet. Tepsilerimin içerisine unladım. Ben bezelerimi tepsilerin içerisine aldım. Ayrı ayrı almadım. Gördüğünüz gibi 3 tane tepsi yaptım ama bir tane de fazladan bezem arttı. O tepsiler piştikten sonra ilk pişen tepsiye de o bezeyi yapıp
koyacağım inşallah. Evet, elimle böyle açtım. Hamur yumuşak olduğu için kolay açılıyor. İlk önce biraz açtım, öyle kenara bıraktım. Bunları çekerken, bunlarla ilgilenirken onlar biraz daha kendine geldiler. Burada da kavrulmuş etim var. Çok ince, böyle sanki döner kıvamında, döner gibi ince kesilmiş et vardı. Onu kavurmuştuk. Dedi ki onu da pizzanın üzerine koyalım. Bu da hazır. Dışarıdan satın aldığımız kızarmış piliçlerden. Bu döş eti, bu da bacak eti. Şimdi burada mantarlarımız doğranıyor. İkinci mantar. Bayağı bir mantar doğrandı. Pizzalarımız daha çok tavuk yoğunluklu oldu. Tabii sebzesini de koyduk içerisine. Ama sade sebzeli yapmadık bu defa. Şimdi 2 kaşık domates salçası koydum kabımın içerisine. Biraz kekik koydum. Şimdi de ezilmiş sarımsak ekledim. Sıvı yağ. Böyle bunu da cıvıltmaya açmaya çalışıyorum şimdi. Evet, 1 kaşık daha burada domates salçası ekledim. Çünkü tepsime göre baktım az gibi. Bu arada biraz da yağ da ekledim. Suyumu koyuyorum. Cıvıltıyorum şu an. Evet. Daha önceden biraz açmış olduğum hamurlarım kendine gelmişler. Tepsilerimi tekrar altına un serperekten hamurumu tam tepsime göre açıyorum burada ellerimle. Tepsiye yağ sürmedim çünkü yağ sürdüğümüz zaman tepsinin içerisinde yağ yanıyor ve kötü oluyor. Onu temizlemesi de zor oluyor. Böyle unladığınız zaman altı bol unlu olunca hem böyle değişik bir koku veriyor hem de yapışmıyor tepsiye. Tepsinin temizlemesi de kolay oluyor. Gördüğünüz gibi böyle neresinde un azsa oraları tekrar yeniden açıp unladım. Üzerine sosunu sürüyorum şu an. Sosuna sarımsak ve kekik çok güzel oluyor. Ha, tabii isteyen fesleğen de koyabilir. Evet, burada pizza karışımı var. Karışık peynir pizza için hazır. Pizzanızın peynirini altına döşemenizi tavsiye ederim. Çünkü üstüne konulduğu zaman asıl peynir üste yerleşirse o zaman hamur pişmeden peynir pişiyor. Hamur pişene kadar da kararıyor. Pek bir hoş görüntü olmuyor. Bu şekilde üzerine biraz da tuz ekiyoruz işte. Pizzamızın üzerinde soğan var, yeşil biber var, tavuk eti var. Allah ne verdiyse koyuyoruz üzerine. Evet, burada da kesilmiş zeytinlerimiz var. Gördüğünüz gibi. Biraz fazla hızlandırdım çünkü video çok uzundu. Sıkılmadan izlersiniz inşallah. Üzerine barbekü sos gezdirmek istedim biraz ama evde fazla yokmuş. Olduğu kadar dedim. Artık o şekilde yaptım. Ama biraz bu tavuğun üzerine barbekü sos olsaydı güzel olacaktı. Evet, ikinci tepsimiz. Bunun adı pizza. Üzerine ne koyarsanız onu götürüyor. Aklınıza gelen her şeyi koyabilirsiniz. Burada da mesela peynirin üzerine şu en önde görünen tepside soğan var, gene biber var. Öbür tepsidekinde valla tam oradakini göremiyorum ama o kızım hazırlıyor onu kendi kafasına göre. Onun içerisinde de gene peyniri, tavuğu var tahminim. Şu an
içerisine zeytin koydu. He. Bir de mısır taneleri koyuyor o. Ön taraftakinde mısır yok. Buna da tavuk, et, mantar, işte biber, soğan onlardan konuldu. Benim kızımın pizzasında olmazsa olmazlarından biri mısırdır. İllaki mısır olacak onun pizzasında. Hatta varsa brokli de. Şu an şimdi eklediği de ananas. Ananası da çok seviyor pizzada. Şimdi iki kızımız da kafasına göre bir şeyler ayarladılar burada. İlk tepsi bendendi. Diğer tepsileri kızlar yapıyorlar şu an. Ben sadece çekiyorum. Güzel, eğlenceli bir gün oldu o gün. Evet, bunun üzerine de kesilmiş zeytinler döşeniyor şu an. Evet, ellerinize sağlık kızlar. Tuzumuz da ekleniyor üzerine. Biraz da peynir. Üst katına konulan peynir az olursa daha güzel oluyor. Sadece böyle hafif erimiş oluyor. Yanmıyor o zaman. Evet, pizzalarımız hazır. Biraz da acı biber. Oh, acı sevenler için çok az konuldu gerçi ama bu da ananaslı. Evet, arta kalanlarımız da var malzemelerden hala. Evet, bir tepsimiz pişti. Üzeri piştiği için onu çıkarttık. Altına bakacağım şimdi. Eğer ki altı da tam pişmediyse sobanın üzerinde de altını kızartacağım. Yani genelde tepsilerin altları tam olarak pişmiyor. Üstteki malzeme daha çabuk pişiyor. İster ev fırını olsun, ister dışarıdaki bu soba fırını olsun, mutlaka altı biraz hafif çiğ kalabiliyor. Evet, gördüğünüz gibi altı çok güzel pişmiş ve ben wow demekle kalıyorum. Evet, bu pizzamız ilk pizzamız. İkinci pizzamız pişerken altına da alt kısmına da patateslerimizi koyduk. Tabii patatesler biraz zaman aldı pişmesi. Altta oldukları için. Ama pizzaya kadar onlar da hazırlandı bir şekilde. Çok güzel oluyor patates. Eski köy günleri mi diyeyim, eski şehirde de olsa eskiden sobalar vardı Türkiye'de. O günleri hatırlatıyor ama dışarıda yapıyoruz biz. Evet. Bak, güzel kızarmış altı. Sonra biraz daha kızarmak istiyor. Evet. Burada Zır sızını duyuyor musunuz? Ne güzel değil mi? pişireyim. Çok güzel. Okey. Tamam, kapatabilirsin. Evet. Bu da son bezemizi yapacağım. Tepsinin içerisinde açmak daha kolay oluyor. Tepsiye göre açıyorsun en azından. Hamur cıvık olduğu için eğer ki tepsinin dışında bir yerde açmış olsaydım belki de katlamak zorunda kalacaktım tepsiyi alabilmek için ve yapışacaktı. Veyahut da elime alacaktım, sünecekti. En güzeli bu şekilde oldu. Hem pratik oldu, hem kolay oldu. Cıvık olduğu için de hamuru idare etmesi kolay oldu tepsinin içerisinde. Ve arta kalan ne malzeme vardıysa hepsini bu tepsinin üzerine dolduruyoruz.
Hem tavuk, hem et, hem mantar. Allah ne verdiyse. Elinizde ne varsa. Bizim elimizdeki olanlar bunlardı. Evet, gördüğünüz gibi. Wow. Evet. Wow. Çok güzel. Şu an kendim videoyu izlerken çok keyifli inan. Arkadaşlar videoyu çekmek kolay da onu edit yapıp buraya yüklemesi bayağı bir zaman alıyor. Gerçekten çok emek, asıl emek isteyen videoyu ayarlayabilmek, çekmekten daha çok onu bu hale getirip yükleyebilmek ve sunmak izleyicilere gerçekten çok emek istiyor. Kanal olan Okay. arkadaşlar bilirler. Saatlerimizi alıyor bu videoları edit yapıp da buraya koymamız. O yüzden güzel yorumlarınızı bekliyoruz yani. Moral olsun bizlere de, değil mi? Evet. Altını da böyle burada pişiriyoruz. İnanın o altındaki yapışmasın diye serptiğimiz un çok güzel koku veriyor.